Merhabalar arkadaşlar, İğneli Harikalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel renklerimle çıtı pıtı çok güzel bir modelin anlatımını yapacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayın lütfen. Zil butonuna dokunursanız videolarımdan anında haberdar olursunuz. Abone olmak ücretsizdir. İplerim suni ipek iptir. Instagram sayfası iğneoyası.fular sayfasından kapıda ödemeli olarak alabilirsiniz. İp numaralarım şu şekilde. Ekran görüntüsü almak isterseniz. İplerin yapımı kolaydır arkadaşlar. Duruşu mat. Çok kolay yapılan bir iptir. Oyamıza başlayalım. Oyamızın şu şekilde bir alt yolu var. Ben biraz başladım. Öncelikle 5 zürafa ile başlıyoruz. 5. zürafaya geriye alarak iki tane pırpır yapıyoruz buraya. Pırpırları sıkmadan önce iğne oyasındaki tek kural arkadaşlar, düğümleri sıkmadan önce boylayıp tutup sıkmaktır. İlk zamanlar bu şekilde elinizi alıştırırsanız kendi elinizden şu iki parmak yardımıyla böyle ayar gerektirmeden yapabileceksiniz. Bu ayarlamaları yaparsanız. İki pırpırla başladık. Hemen zemindeki yere iniyorum. Yandaki zürafaya bir zürafa geçiyoruz. Bu zürafanın da üzerine alarak şuradaki pırpırla birleştiriyoruz. Buraya da aynı şekilde iki tane yapacağız ama şu şekilde şuranın hizasında ipimizi çekiyoruz. Yana doğru, sağa doğru. Ve şu ara boşluğa İki tane pırpır yapacağız. Minik bir kaya oluşturuyoruz. Tutuyoruz ve sıkıyoruz. Yine aynı şekilde ortadan şöyle. Yapımı çok kolay arkadaşlar. Bu kayayı da bütün oyalarınızda kullanabilirsiniz. Ve alttaki yuvaya iniyoruz. İnişlerimiz de aynı şekilde, bakın, sıkmadan önce boyundan eminim, tutuyorum ve sıkıyorum. Tutmamızın sebebi ayarladığımızın boyunun kaçmaması. Ve aynı yuvaya bir pırpır daha yapıyoruz. Boyuluyoruz, tutuyoruz ve sıkıyoruz. Böyle dönmeyen pırpırlarımız olacak. Bu uygulamayı yaparsınız. Ve zemin zürafasına iniyoruz. İndiğimizden itibaren 5 tane zürafa yapıyoruz. 2, bu indiğimiz bir 2, 3, 4 ve 5. 5. zürafamıza yine üste alarak bir pırpır yapıyoruz. Boyunu ayarlıyoruz, tutuyoruz ve sıkıyoruz. Bu pırpırı üzerine çıkarak buraya da 3 tane pırpır yapıyoruz. Çiçeğimizin kökünü oluşturuyoruz. Boyluyoruz, tutuyoruz ve sıkıyoruz. Üç tane pırpırımız hazır. Hemen yuvaya iniyoruz. Bakın, zemine değil. Buradaki yuvaya, çiçeğimizin böyle yüksekte durması için bu kökü yaptık. Evet.
yuvaya indik ve zemine inebiliriz. Zemine indiğimizden itibaren 5 zürafa gidiyoruz. 5. zürafaya çiçeğimizi, yaprağımızı yapıyoruz arkadaşlar. Beşinci zürafamıza yine aynı şekilde kaya yapıyoruz. Bakın, eliniz alıştığında böyle ayar gerektirmeden şu iki parmak yardımıyla böyle pırpırlarınızı kolaylıkla yapabileceksiniz. İpiniz naylon olsa da bu aynı sonucu verecektir. Teknikleri uygularsanız. Naylon ipliklerdeki de tek tavsiyem arkadaşlar, ipinizi işe başlamadan önce esnekliğini iyice alın. Düğümlerinizi bu şekilde çok çekme gerektirmeden kitleyebilirsiniz. Ve 5 zürafa ile aynı şekilde devam ederek şöyle bir alt yolumuz oluyor arkadaşlar. Hemen 635 ipimi alıyorum. Şuradaki yere geliyorum arkadaşlar. Modelimde görüldü ama şöyle yaparak göstermek istiyorum. Şurada üçlü pırpırlı yerimize en başa şöyle tutturalım. Buraya 3 tane pırpır yapıyoruz. Şu alt ipimizi kesebiliriz. İlk pırpırı yaptık. Boylayın. Bakın, boylayın. Tutun ve sıkın. Kesinlikle tutmayı uygulayın arkadaşlar. Evet, hemen yandaki yere geçiyoruz. Buraya bir tane pırpır yapacağız. O bize yuva olacak. Çok büyük olmasın. Şöyle minik, minik bir yuva istiyoruz. Üste çıkmak için bu yuvamız pırpırların bu şekilde bir formu olsun diye. Üste çıktık. Buraya da 3 tane pırpır yapıyoruz. Ve yeşil yuvaya iniş yapıyoruz. Ve son pırpırımıza tek düğümle geçiyoruz. Buraya da aynı şekilde 3 tane pırpır çalışıyoruz. Ve kesebiliriz. Kesme ipimizi şöyle birazcık uzun kesiyoruz arkadaşlar. Atmalar yaşanmasın diye. Bu ipte atmalar yaşanmıyor. Çok sıfırdan kesmediğiniz sürece ütüyle de yapışıyor zaten. Ama naylon iplerinizde biraz uçlu bırakmanızı tavsiye ederim. Atmalar yaşanabilir. 500 numaralı
beyaz ipimi alıyorum, kırık beyaz. Şuralara minik pırpırlar atacağız arkadaşlar. Ben sağdan sola atlama yöntemi uyguluyorum. Her işimde yaptığım gibi. Sağ taraftan başladım. Sizler kolayınıza gidiyorsa, bu şekilde ters geliyorsa buradan da böyle atlayarak yapabilirsiniz. Benim buradaki amacım şuradaki, şuraya atladığım ipin pırpırın altında kalması, hem tek tarafta kırpık izi olması hem de sağlam bir pırpır haline gelmesi arkadaşlar. Ters olan sadece şu iğneyi taktığımız, şu attığımız taraf. Orası da fark etmez. Çok da olabilir. Şuralar dengeli, aynı eşit olmayabilir. Oralar kesilecek. Onun dışında sadece atladığımız yer ters, işlediğimiz taraf kendi tarafımız. Birçok arkadaşım bu yöntemi uyguladılar. İşlerinde büyük kolaylıklar sağladı arkadaşlar. Tavsiye ederim. Ve kesiyoruz. Şu dipte kalan yerlere sıfır kesin. Kırpık izi görünmesin. Orada atma yaşanmaz. Sadece şurada pırpırla aynı boyda neredeyse kesebilirsiniz. Bakın kar tanesi gibi bu tür pırpırları bütün işlerinize kullanın arkadaşlar. Gerçekten çok şıklık katıyor. Günün sonunda böyle çıtı pıtı, bakın kar tanesi gibi çok güzel bir modeliniz olacak arkadaşlar. Çiçekli yazmalara da içindeki renklerle çiçeklerinizi, ağırlıkta ne rengi varsa şu ara pırpırlarınızı o renk atabilirsiniz. Sarı varsa sarı atabilirsiniz. Pembe varsa pembe, açık pembeler hoş olur. Ama ne rengi varsa onun en açık tonları yakışır arkadaşlar. Günün sonunda böyle bir güzellik ortaya çıkacaktır. Modeli tercih ederseniz. Ekran görüntüsü almak isterseniz bu şekilde. Dört kenar yazmaya bu şekilde bir oyanın fiyatı arkadaşlar 300 TL'den başlamalıdır. Teferruatlı. Yapımı çok kolay ama çok ayrıntıları var. O yüzden 300 TL'den işçilik fiyatı olarak başlayabilir. İşçiliği çok düzgün olmayan arkadaşlar 300 TL altı da yapabilirler. Anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.